Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Shutterstock'a fotoğraf yüklemeyi ve yüklerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Kısa bir video olacak. Zaten çok fazla detaya girmeyeceğim. Hemen uygulama olarak gösterelim. Şimdi şöyle bir fotoğraf seçtim ben. Elimde çok fazla fotoğraf yok şu an çünkü hepsini zaten yükledim. Gördüğünüz gibi bir fırında rafta duran poğaçalar ve sandviçler. Şimdi fotoğrafın yüklemesini yapacağız. Tekrar göstereyim. Shutterstock'un yükleme sayfasındayız. İsterseniz buraya fotoğrafı sürükleyebiliyorsunuz. Birden fazla fotoğraf da sürükleyebiliyorsunuz. Ya da buradan Select Multiple Files'tan kendiniz de seçebiliyorsunuz tek tek. Ben masaüstüme şu fotoğrafı atmıştım daha önce. Seçtik bunu ve aç diyoruz. Şu an fotoğrafın yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada bu video sadece fotoğrafın yüklenmesiyle alakalı olacak. Bu konuyla alakalı daha sonradan keyword ekleme, etiket ekleme ile alakalı daha da detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik çok basit şekilde dikkat etmeniz gereken şeyleri konuşacağız. Arkadaşlar fotoğrafımız yüklendi. Gördüğünüz gibi next diyoruz buradan. Arkadaşlar fotoğrafımız yüklendi şu an. Buradan fotoğrafı seçiyoruz şuradaki küçük kutucuktan. İsterseniz şuradaki Multi Select tuşundan çoklu seçim de yapabilirsiniz. Ama ben şu an bir fotoğraf dediğim için bunu seçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta description yani açıklama ya da başlık. Bu farklı sitelerde iki ayrı kategori gibi görünebilir. Bu ve keyword kısmı. Şimdi description'a fotoğrafımıza ne varsa onu yazacağız. İşte poğaçalar. İşte poğaçalar ve sandviçler var. Hemen şöyle yazalım. Pastry and sandwich on the bakery diyelim. İngilizce sıkıntısı yaşayanlar için bu şekilde Translate'te kullanabilirsiniz. Atıyorum fırın rafında duran sandviç pardon sandviçler diyerek de buradan direkt kopyala deyip yapıştır pardon yapıştır deyip devam edebilirsiniz. İkinci önemli olan nokta keyword kısmı, etiket kısmı arkadaşlar. Fotoğraflarınızın arama kısmında daha çok çıkmasını istiyorsanız keyword kısmını biraz iyi bilmeniz gerekiyor. Burada keyword suggestions var. Önerilen etiketler diyor. Buradan kendiniz tıklayarak artılara ekleyebilirsiniz bunları. Ama ben kendim yazmak istiyorum diyorsanız da buradan tek tek elle yazabilirsiniz. Burada size yardımcı olacak iki tane nokta göstereceğim. Birincisi Shutterstock'un kendi keyword'ları öyle söyleyeyim ben size. Buradan fotoğrafınıza benzer bir fotoğraf buluyorsunuz. Mesela pastry. Hatta direkt şöyle göstereyim. Buradaki kopyalıyoruz başlığımızı arama kısmına yazıyoruz. Gördüğünüz gibi benzer ürünler çıktı. Buraya nereden ulaşıyorsunuz arkadaşlar bu sayfaya? Şöyle göstereyim. Şurada hemen Keyword Suggestion Tools diyor. Buraya tıkladığınız zaman bu site açılıyor zaten. Şimdi bu açılan sayfada sizin fotoğrafınıza en çok benzeyen fotoğrafı seçiyorsunuz. Şimdi göstermelik işte bu. Ekmek diyelim. Minimum 3 fotoğraf seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten. Bir de bunu seçelim. Get Keywords diyoruz. Size burada 25 tane keyword çıkarıyor. Bu fotoğraflarda en çok kullanılmış keywordlar. Sizin maksimum keywordunuz 50 adet. Buna isterseniz buradan işte ekleme yapabiliyorsunuz. Test işte selling diyor. Sallıyorum. Şu an unhealthy demiş. Bu olmaz tabii. Ya da buradan daha fazlasında
bulabilirsiniz. Cookery demiş mesela. Biraz daha kurabiye gerçi ama ne fark eder ki? Copy diyoruz arkadaşlar. Buradan geliyoruz buraya. Keyword'a yapıştır diyoruz. Enter dediğimizde fotoğraflar buraya geliyor. 28 adet fotoğrafımızı ekledik. Hala burada önerilenler var. Hala bunlardan da ekleme yapabiliriz. Bir diğeri de mykeyword.com arkadaşlar. Bu da normalde WordPress için kullanılıyor veya işte YouTube gibi ya da işte Lightroom'da düzenlediğiniz fotoğraflara keyword atabiliyorsunuz. Yine benzer mantıkla çalışıyor. Buraya yine başlığımızı kopyalıyoruz. Yapıştır dedik, ara dedik. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kullanabileceğimiz keyword çıkardı ve en fazla kullanılan 50 keyword'u otomatik olarak seçti kendisi. İşte Pastry, Bread, Bakery, Fresh, Delicious Shop, Food Sandwich Store. İsterseniz buradan tek tek de seçebilirsiniz. Hepsini birden hiç uğraşmadan da seçebilirsiniz. Ama dersiniz ki ya bu işte grain nedir arkadaş, ben bunu bilmiyorum. Bunun yerine eating koyayım. Bu şekilde de seçebilirsiniz. Export Selected Keywords diyorsunuz. Hepsini seçip copy ya da işte hangisi daha kolayınıza geliyorsa kopyala diyorsunuz. Buraya yapıştırdık. Gördüğünüz gibi 6 tane fazlası var. Buradan sallıyorum, 6 tane çıkarıyoruz. Ki örnek olsun diye şu an bu fotoğrafı yüklüyoruz zaten. Şu an fotoğrafımızı yüklemeye hazır arkadaşlar. Bunu buradan submit deyip incelemeye gönderiyoruz direkt. Shutterstock fotoğraf yükleme ile alakalı anlatacaklarım şu an bunlar. Etiketleme kısmı ile alakalı daha detaylı bir video çekeceğim. Bu sadece en basit şekilde uğraşmadan yükleme metoduydu. Dediğim gibi videoların devamını bekliyorsanız kesinlikle abone olmanız gerekiyor. Merak ettiklerinizi tabii ki yorumlar kısmına yazıyorsunuz ve ben en kısa şekilde bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu videomuzun konusu Shutterstock'a fotoğraf nasıl yüklenir ve etiketleme nasıl yapılır oldu. İlerleyen günlerde 1-2-3 RF, Fotolio yani Adobe Stock, Most Photos, Big Stock, Dreamtime, Deposit Photos ve Getty Image yani iStock'a nasıl fotoğraf yüklenir, etiketlemeleri nasıl yapılır onları inceleyeceğiz. Daha ilerleyen süreçlerde ise bu sitelere üyelik nasıl alınır, ne şartlar vardır üyelik alırken, nasıl zorluklarla karşılaşacaksınız bunları da incelemiş olacağız. Sizin bu konu ile ilgili tecrübelerinizi de merak ediyorum. Eğer yorumlar kısmında üye olduğunuz siteleri ve önerilerinizi yazarsanız daha sonraki videolarda bu önerileri de izleyenlerle paylaşmış oluruz ve böylece kaliteli bir bilgi birikimi sağlamış oluruz. Tabi ilerleyen süreçlerde bu sitelerin bazılarını elemek zorunda kalacağız. Sonuçta hepsine birden yetişemeyiz. Hepsinden kazanç da sağlayamayız büyük ihtimalle. Bunların birkaçını eleyeceğiz. Büyük ihtimalle 1, 2, maksimum 3 tane siteyle stok fotoğrafçılığına devam edeceğiz. Ekstradan stok fotoğrafçılığı için birkaç fotoğraf çekimi videosu da paylaşmak istiyorum. Hangi kategorilerde ne tür fotoğraflar çekmemiz gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne gibi ekipmanlar kullanmamız gerekiyor, telefon sadece yeterli mi yoksa fotoğraf makinemizin olması şart mı gibi konuları da işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Fotoğrafçılık konusunda kendinizi geliştirmeye çalışın, daha fazlasını araştırın. Yabancı kaynakları okuyun ya da yabancı videoları izleyin. Benim de anlatmaya çalışacağım sitelere siz de üyelik alırsanız beraber daha hızlı ilerlemiş oluruz bu konuda. Ve unutmayın çok ama çok fazla fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Olabildiğince kaliteli fotoğraf çek. Yani kısacası stoğunuz ne kadar çok olursa stok fotoğrafçılığından o kadar çok para kazanabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.